Evet değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoya başlıyoruz. Ne videosu? Evet, beklediğiniz an geldi. Benzinle denememizi yapacağız. Onun videosuna başlıyoruz. Şimdi elimizde malzemelerimizi hazırladık. Benzinimizi hazırladık. Şöyle göstereyim. Kompresörümüz burada hazır. Havayı sürekli basmamız gerekiyor. Yani bu su yakmıyor, elektrik yakıyor. Buradan bir tasarruf değil de yani elimizdeki enerji gidiyor. Bir zararımız buradan başlıyor. Daha sonra benzinden zararımız oluyor. Benzin uçtu gitti. Yani bunun tasarrufu yok. Ben videoları izledim. İşte kesintisiz, işte gaz gelecek de, işte bir ay 2 litre 1 litre benzinden ocağımı yakıyorum da hava civa dolu. Atan bol bol keseden atıyorlar. Şimdi biz bunların tezlerini, gösterdikleri videoda anlattıklarının hepsini çürüteceğiz. Elimizde deneyimizi yaparak. Burada bir elimizde tüplü şofbenin ne diyorlar buna? İsmini getiremedim. Alev çıkan bölümü arkadaşlar. Bundan deneme yapacağız. Bir de piknik tüpüne bağlanan başlığını takacağız. Bir de ondan deneyeceğiz. İlk önce bundan bir bakalım olacak mı? Alev atacak mı? Şuralar yok ama bundan bir deneyelim. Oluyor mu, olmuyor mu? Ona göre olmasa piknik tüpünün başlığına takarız. Evet, şimdi bundan silikon yapacağız. Silikon yaptıktan sonra hemen şöyle. Sen mi yapacaksın kızım? Tamam, ben bir başlangıç göstereyim. Ondan sonra sen yap. Altlı üstü bunları arkadaşlar buradan silikonla kapatıyoruz ki hava kaçağı olmasın. Maazallah yangın çıkmasın. Şöyle. Kaçak olursa gaz mı yanar değil mı mi? Şimdi çıkar? hava basacak ya sürekli. Ha, bir ağzı açık olduğu için bir yerden girip bir yerden çıkması gerekiyor. O da olduğu için biz gene de bu benzin şakaya gelmez. Önlemimizi sağlam almamız gerekiyor. Evet, şimdi burayı alacağız. Detayını anlatacağım. Silikonumuzu yaptıktan sonra. Evet. Kapaklarımız temiz değil. Bu önemli değil. Önemli olan gazımız buradan gelsin. Biz denememizi yapalım. Evet, bunu da yaptık. Bunu kenara koyalım. Bu donsun. Evet. Evet değerli kardeşlerim, burada 250 milim, yani bu 1 litre tam alıyor. 250 milimlik koyacağım. Yani 1 litrenin dörtte biri. Onun bir denemesini yapacağız. Onu dörde çarparız. 1 litrenin ne kadar gittiğini tespit ederiz. 250 milimlerle görebilirsen. Nerede? Şurada bak. Fazla koymuşuz. Biraz dökelim. Hadi bakalım. Bir şey yaklaştırsana. Evet. 200. Al bir şey daha dökeceğim. Tamam. Evet. 250 mililitre. 1 litrenin dörtte birini koydum. Hemen ağzını kapatalım. Değerli kardeşlerim, çakmağı tuttum. Yanmadı. Bir de kağıtla denedim. Olmadı. Bir daha deneyeceğim. Size göstermek için önce bir yapmak istedim. Görmek istedim. Bakın, havayı açıyorum şunları. Görüyorsunuz. Nereden geldi? Bunu sökelim şimdi. Hadi bakalım. Soğuduğunda, yanarken soğuduğunda daha az yanıyormuş. Biz şimdi bundan bir deneyeceğiz. Ne kadar süre yanacak? Aynı alevi bulduktan sonra bir de sıcak suyun içerisine koyup deneyeceğiz. Aynı 250 milimle. Aradaki farkı görmek istiyorum. Bunun merakını yaşıyorum. Zaten siz de ne kadar yandığını hep beraber sizden beraber yaşayacağız. Şöyle miktar. Evet arkadaşlar, şimdi yakıyorum. Niye su geliyor ya? Su doldu hiç. Dur.
Yaktık. Şöyle. Böyle yapsak evi ısıtır ha, değil mi? Sobanın içine versek. Isıtır mı? Yani bu bizim odayı ısıtmaz ama küçük odaları ısıtır bu şekilde. Hemen saati göstereyim. Bu şekilde yansın. Bu yemeğe de ısıtır, her şeyi yapar bu şekilde. 17.36 görünüyor mu? Evet, göründü. Hiç ellemeyeceğim. Ne kadar gidecek hep beraber göreceğiz. Değerli izleyenler, kavanozumuzu değiştirdik çünkü su atıyordu. 5 dakika kaybımız oldu. Onu süremizden düşeceğiz. Gördüğünüz gibi ocağın alevi gibi. Yani çok güzel yanıyor şu an. Elimi bile yaklaştıramıyorum şu mesafeye. Şöyle göstereyim. Acayip bir ısı var. Tabii 250 milim koyduk biliyorsunuz mililitre. Bakalım ne kadar gidecek. Ben de sizin gibi merak içindeyim. Ama şişelerimizin yüksek ve aslında 2,5 litre pet şişeyle koysaydık, hortumlarını ince yapmış olsaydık daha iyi olurdu. Tabii biz önceden tecrübe edinip bu hale getirmedik. An itibariyle her şeyi sizinle beraber tecrübe ediyoruz. Daha önce deneyip işte ondan sonra daha güzelini yapıp sizlerin önünüze sergilemiyoruz. Bu arada hem hatalarımızı görmüş oluyoruz, sizlere de onları göstermiş oluyoruz. Siz de yapmak isterseniz bu hataya düşmeyin diye. Kavanozların uzun olursa, yani yüksek olursa, benzin de şu an bakın suya karışmış halde, su bulandı. Çünkü hava vururken sıçrıyor, yukarıya gidiyor, bakın suya bakın nasıl sıçrıyor. Uzun olması gerekiyor. 2,5 litrelik pet şişelerle kullanırsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabii bunu kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız? Bu bitince anlayacağız. Kavanozu elledim, kavanoz buz gibi olmuştu. Benzin kavanozu. Bir de sıcak suyun içerisine koyup deneyeceğiz. Bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum. Eğer düşündüğümden fazla giderse sobada ile denemek istiyorum. Evet değerli kardeşlerim, gördüğünüz gibi alev azaldı. Hatta bir 3-5 dakikadır azaldı alev. Saat 17.36 geçiyordu. 17.57 geçiyor. Bunun içerisinde bir 5 dakika kaybımız vardı. 17.36, 17.41, yani 16 dakikadır şu an yanıyor. 16 dakikadır yanıyor ama bunun 12 dakikası gür yandı. 4 dakikadır da böyle bu şekilde zayıf yanıyor. Ha bu yemeği ısıtır mı? Ya suyu kaynatır. Bakın suyu koyun üstüne kaynatır. Yemeğiniz de yapar bu şekilde ama şu an zayıf yanıyor. Bakın havayı açın da kapatıyor. Ben açtım, denedim. Sönüyor. Önce gür gür yanıyordu ama şimdi yanmıyor. Kavanoz da bakın rengi gitti. Bembeyaz. Buzlaşmaya başladı. Elimi vuruyorum. Buz gibi. Söylenme gerek yok. Bakın üstünde zaten bayağı bir soğuk olduğu belli. Bir de bunu büyük kavanoza koyacağım. Uzun kavanoza. Sıcak suyun içerisine koyup deneyeceğiz. Bakalım o kaç dakika gidecek. 250 mililitre. Yani benzinin 1/4. Yani 1 litre benzinin 1/4. Halen yanıyor. Tamamen sönene kadar bekleyeceğim. Hatta şöyle biraz kısayım mı? Bence bırak canım, olduğu gibi. Bakın kıstım biraz. Yanıyor halen. Tamamen sönene kadar beklemek istiyorum. Sönsün ondan sonra bakalım. Tamam. Arkadaşlar gitgide canlandı. Yani feri gitti. Cansızlaştı. Saat bakın. Tam 6. Yani 40 desek 20 dakika. 20 dakikada hiçbir şey kalmadı. Ne yapıyor? Çarpı 4 80 dakika yapar. 1 saat 20 dakika 1 litre. Bu şekilde. Bir de sıcak suda deneyeceğiz. Çünkü sönmek üzere, az bir şey açınca havayı sönüyor. Tam bitene kadar beklemek istiyorum. Bakın yarısı yanıyor, yarısı yanmıyor. Bitsin bakalım. Tamamen sönmesini bekliyorum. Hatta dur bir kısayım. Kısayım ne olacak? Kısıyorum. Gitti. Bence bitti artık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kısıyorum. Evet. Bakın hafif yandı. Yandı, gördün mü? Ama artık ben bittim diyor. Yani bitti. Evet. Benzinin rengi olduğu gibi duruyor ama içindeki yanıcı madde uçtu gitti, bitti şu an. Şimdi kapatayım bunu. Kapattım. Şimdi bir de sıcak suyun içerisinde deneyelim.
kavanozumuzu da biraz güncelleyelim. Değerli kardeşlerim, şimdi bu benzin kokuyor halen. Ama buna dökmek istiyorum. Yanacak mı? Çok merak ettim. Şuraya ıslatalım. Evet, ıslattık iyice. Yanacak, yanarsa gül neler? Oo. İşte yanıcı özelliğini yitirmemiş canım. Ya vallahi. Niye çabuk söndü bu, bitti? Demek ki uçan gazı bitti herhalde, değil mi? Bilmiyorum, anlamadım. Bayağı. Baksana nasıl yanıyor. Oo, simsiyah da. İyi, bunu tiner diye kullandım ya. Tamam, o yansın. Çok güzel. Biz şimdi başlayalım denemeye. Evet, değerli kardeşlerim. Sıcak suyumuzu koyduk, kavanozumuzu güncelledik. Şimdi açıyorum. Alevi kısıyorum. Yani şöyle bir şey yanıyordu. Değil mi? Evet. İlk baştan yandığında. Şimdi buna biraz daha sıcak su ekleyeceğiz. Soğuyacaktır büyük ihtimal. Suyumuz var içerisinde. Biraz daha mı kısayım? Yok, biraz daha. Tamam, bu şekilde iyi. Bırakıyorum. Evet. Saati göstereyim hemen. Hemen bak. 18:18. Evet. Süre başladı. Evet arkadaşlar, şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın. Su haznemiz, benzin haznemiz. Silikonla alt üstü kapattık. Sıcak suyumuzu koyduk. Gördüğünüz gibi. Suyumuz halen sıcak. Buharı görüyor musunuz bilmiyorum. Üzerine ağırlık koydum. Suyun kaldırma kuvvetinden dolayı yukarı kalktığı için. Alevimiz de gördüğünüz gibi yanıyor. Bakın, bir hava vereyim. Nasıl yandığını görün. Gürül gürül. Evet, kısıyorum. Öbüründe de yaptık. Yani şimdi alevi kıstım. Bu şekilde yanıyordu zaten. Çok kıstık. Tamam, bu şekilde. Evet. Evet değerli kardeşlerim, 18:48 an itibariyle yarım saat yanmış oldu. Yani bir öncekine göre şu an %50 daha fazla yanmış oldu sıcak suyla. Suyumuz. Evet, gördüğünüz gibi kompresör bana sus dedi. Ben sustum, kendi konuştu. Şimdi sustu zaten o da. Sıra geldi benim konuşmama. Gördüğünüz gibi ilk yaktığımız gibi değil. Bir önceki de aynı şekilde alevli yanıyordu. Şu an ocağımızdaki tüp gibi yanıyor. Gördüğünüz gibi. Bu da artık yavaş yavaş sinyalleri veriyor ama demek ki sıcak suyla daha fazla yanıyor arkadaşlar. Biraz hava vereceğim. Nasıl yanacağını çok merak ediyorum. Aha, söndü vallahi. Hemen yakayım. Hemen yakmam gerek. Çakmam nerede? Hemen. Evet değerli izleyenler, gördüğünüz gibi sönmek üzere. Az önce söndü. Ben tekrar yaktım. Kaç 18:54. Geçiyor? 18:54. Ne kadar yanmış oldu? 18, 28, 38, 48, 58, 34 dakika mı? 34 mi yapıyor? 34, 44, 36, değil mi? Evet, kapattım. Değerli izleyenler, 36 dakika yandı. Yani ne yapıyor? 4'e çarparsak 2 saat 6 kere 4, 24, 2,5 saat. Yani 2,5 saat yanmış oldu. 1 litre benzinimiz 2,5 saat yandı bizim sistemimizle. Yani biz işte hava ayarımızı nasıl ayarladıysak ona göre yandı. Takipçi kardeşlerimizden biri, abi biz denedik 3-4 saat falan 1 litre benzin yandığını söylemişti. Onun tabi belki havasını biraz daha kısmıştır, ben biraz daha açmışımdır, onunla alakalı bir şeydir. Gördüğünüz gibi düzenek, videolarda izlediğiniz gibi hepsi aynı. Kimi diyor ki 2 saat işte 2 litre benzinle günlerce evimi ısıtıyorum. Yani bir gün bile ısıttığını söyleyenler var.
Kimi işte 1 litre benzinle akşama kadar ocağımı yakıyorum. İşte günlerce ocağımı yakıyorum. Bir ay yakıyorum. Neler neler var işte. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Aynı düzenek arkadaşlar. Yalana dolana gerek yok. Bizimki tamamen saf ve tertemiz. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Yani 2,5 saat yandı. Yani 2,5 saatte yemek pişirebilirsiniz bundan bu şekilde. Ondan fazlası da olmaz. Yani küllü zarar, çünkü burada bu kompresör de kendi kendine çalışmıyor. Elektrikle çalışıyor. Burada da bir elektrik sarfiyatı var. Yani bunu yapmak için kompresör alman gerekiyor. Düzenek yapman gerekiyor. Hiç çok gereksiz bir şey. Zaten benzin almış başını gitmiş ya. Nasıl saçma bir şey ya. Hiç gerek yok bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz tamamen doğal bir şekilde her şeyi sizin gözünüzün önünde canlı şekilde gösterdik. Bunlara inanmayın. Her şey doğal olarak burada arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi videomuzu burada bitireceğiz. Bu kardeşinize destek olmak için beğenin lütfen videolarımızı. Yorum atın. Bir noktada olsa bir yorum atın lütfen. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Desteğinizi esirgemeyin. Bir sonraki videoda biliyorsunuz kış bitti. Artık biz yenileme videoları, tamir videoları, bunun gibi videolar çekiyoruz yazın. Umarım sizler de beğenirsiniz çekeceğimiz videoları. Desteğinizi de esirgemeyin lütfen. Isıtma videosu yok diye izlememezlik yapmayın. Destek olun. Ki biz önümüzdeki kışa daha güzel videolar sizlere hazırlayalım. Efendim, bizi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın efendim.